Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisi ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda 6 çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Yapıyı sorduğuna göre basit, birleşik ve türemiş olup olmadığına bakıyoruz arkadaşlar. Büyük gemiler büyük suları sever ifadesinde bakın büyümek fiil köküdür. K burada nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcük yapım eki aldığı için türemiştir. Varlığımı yalnız ona verdim ben ifadesinde var isimdir. Bakın vardan varlık olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiştir. Bencil bir insan olmadım ben hiç ifadesinde ben kişi zamiridir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Benden bencil olmuş. Dolayısıyla buradaki cil eki de yine isimden isim yapım ekidir. Bu da yapım eki aldığı için türemiştir. Biraz kaygı insana zarar vermez, dursun. Her duygu içinde bir zayıflık taşır ifadesinde duymak fiil, duymaktan duygu olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de nedir yine? Türemiştir. Biraz sözcüğüne bakacak olursak bakın bir ve az sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Dolayısıyla iki sözcük birleştiği için de biz buna ne diyoruz? Birleşik sözcük diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Altı çizili birleşik sözcüklerden hangisi biçim bakımından ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuştur diyor. Miras 7 ifadesinde miras isim, yemek fiil, isim artı fiil oluşmuş. Kapkaç, kapmak fiil, kaçmak da fiil, iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş. Gelmek fiil, gitmek fiil, iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş. Uyur gezer, uyumak fiil, gezmek fiil, iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş. Biçer döver, biçmek fiil, dövmek fiil. Bakın iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş. Farklı olanı sormuştu. Miras 7 isim artı fiil oluştuğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Altı çizili birleşik sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuştur diyor. Bakalım su çiçeği. Bakın arkadaşlar iyelik eki almış. Ne çiçeği? Su çiçeği. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla isim artı isimle oluşmuş. Gök kuşağı ifadesinde buradaki ı iyelik ekidir. Dolayısıyla bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden gök isim, kuşak isim, isim artı isimle oluşmuş. Hanım eli yine arkadaşlar bakın buradaki i iyelik ekidir. Ne eli, hanım eli isim artı isimle oluşmuş. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Aşçı başı yine iyelik eki almış. Baş isim, aş isim. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlamasıdır. İki tane isimle oluşmuş. Savcı isim. Hangi savcı? Baş savcı. Baş sözcüğü burada hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat artı isimle oluşmuş. Bundan dolayı da farklı olanı sorduğu için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Birleşik sözcüklerden hangisi yapılışı yönüyle ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım. Kent isim, hangi kent? Başkent. Bakın sıfat artı isimle oluşmuş. Sivrisinek, sinek isim, nasıl sinek? Sivrisinek niteleme sıfatı, sıfat artı isimle oluşmuş. Kır isim, hangi kır? Bozkır. Yine sıfat artı isimle oluşmuş. Köy isim, hangi köy? Yeşilköy, yeşil sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isimle oluşmuş. Yeryüzü, iyelik eki almış. Ne yüzü? Yeryüzü, belirtisiz isim tamlaması. O yüzden ikisi de isimdir. Farklı olanı sormuştu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü yeryüzü sözcüğü isim artı isimle oluşmuştur. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükler yapısı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş.
Ölümsüzlüğü kelimesine baktığımızda ölmek fiildir. Ölmekten ölüm olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük yapım eki aldığı için biz buna türemiş sözcük deriz. Bakın olağanüstü, olağan ve üst kelimeleri birleşmiş. Olağan isim, üstü isim iki sözcük birleşerek bir araya gelmiş. Bu da birleşik sözcüğü oluşturmuş. Vazgeçilmez, vaz isim, geçmek fiil iki tane sözcük bir araya gelerek anlamca kaynaşmış birleşik fiili oluşturmuş. Netice itibariyle bu sözcük birleşik sözcüktür. Karakterlerinde kelimesine bakacak olursak arkadaşlar karakter isimdir. Lar çoğul eki. Onun karakterleri desem buradaki i iyelik ekidir. Den de ayrılma hal ekidir. Sözcük kök halinde ve çekim eki almış arkadaşlar. Yapım eki almamış yani. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Basit sözcüktür. Özdeşleştirilir kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü öz. Özden özdeş, özdesten özdeşleşmek olmuş. Dolayısıyla iki tane hatta üç tane yapım eki almış. Bundan dolayı bu sözcük de nedir yine? Türemiş sözcüktür. Dışta kalanı sormuştu eşleştirildiğinde. Arkadaşlar bir tane basit sözcük var. İki tane birleşik, iki tane de türemiş sözcük olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisindeki altı çizili birleşik sözcük bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. Açıklamamıza bakalım. Bazı birleşik sözcükler isim soylu bir sözcükle fiil soylu bir sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulur demiş. Bakalım. İmam bayıldı. İmam isim, bayılmak fiil, isim artı fiil ile oluşmuş. Açıklamamıza uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Gece kondu. Gece isim, konmak fiil, isim artı fiil ile oluşmuş. Yukarıdaki açıklamaya uygun olduğu için bunu denemiş oluruz. Çek yat, dursun. Hünkar beğendi. Hünkar isim, beğenmek fiil, isim artı fiil ile oluştuğu için yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu denemiş oluruz. Ateş kes, ateş isim, kesmek fiil, isim artı fiil ile oluşmuş. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu denemiş oluruz. Çekyat sözcüğü ise çekmek fiil, yatmak da fiil, iki fiille oluştuğu için yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru, adam otu, hanım eli, kuş palazı, atasözü gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuştur diyor. Bakalım, ne otu, adam otu, görmüş olduğunuz gibi belirtisiz isim tamlaması. Ne eli, hanım eli, dolayısıyla bu da belirtisiz isim tamlaması şeklinde. Ne palazı, kuş palazı, bu da belirtisiz isim tamlaması. Ne sözü, atasözü, bu da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş bir birleşik isimdir bunlar. Baktığımızda sözcüklerden birinin öz anlamını kaybetmesiyle demiş, bu olmaz. Sözcüklerin tür değiştirmesiyle, hayır ikisi de isim arkadaşlar, bu da olmaz. Sıfat tamlamalarının anlamca kaynaşıp kalıplaşmasıyla sıfat tamlaması yok. Bunu denemiş oluruz. Belirtisiz isim tamlamalarının anlamca kaynaşıp kalıplaşmasıyla dursun. Ses türemesi veya ses düşmesi yoluyla, burada da herhangi bir ses olayı olmadığı için bunu denemiş oluruz. Doğru cevabımız arkadaşlar nedir? Anlatırken de söylemiştik. Belirtisiz isim tamlamalarının anlamca kaynaşmasıyla oluşmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük hem yapım hem çekim eki almış, türemiş bir sözcüktür. Arkadaşlar bir isimdir. Bakın birden birey olmuş. Buradaki bu ek nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla yapım ekini aldığını görüyoruz. Lar nedir burada? Çoğul ekidir. Bireylerin yaşamı dersem in eki de burada tamlayan ekidir. Dolayısıyla iki tane çekim eki almış, bir tane yapım eki almış. Yapım eki aldığına göre bu sözcük türemiştir. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük
birden çok çekim eki almış basit bir sözcüktür diyor. Bakalım yaşamı kelimesi dursun. Üçüncü sözcük yeterlilik fiilinin olumsuzudur diyor. E bilmek sözcüğünün olumsuzunda bil kısmı düşer, geriye e'si kalır arkadaşlar. Kucaklayamaması demiş. Şuradaki a arkadaşlar nedir? Yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Olumlusunu yapalım. Kucaklayabilmesi şeklinde olumsuzu olur. Görmüş olduğunuz gibi yeterlilik fiilinin olumsuzudur. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olalım. Dördüncü sözcük birleşik yapılı bir sıfattır demiş. Birkaç yüzyıl derken yüzyıl isim, kaç yüzyıl, birkaç belgisiz sıfat. Bir ve kaç sözcükleri birleşerek anlamca kaynaşmış birleşik sıfatı oluşturmuş. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş birleşik bir isimdir diyor. Yüzyıl yaşamışçasına derken yıl isim, kaç yıl, yüzyıl. Yüzyıl sözcüğü burada arkadaşlar kaç sorusuna cevap verdiği için asıl sayı sıfatıdır. Ve sıfat artı isimle oluşmuş birleşik bir isimden bahsediyoruz. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde ikinci sözcük birden çok yapım eki almış basit bir sözcüktür demişti. Bakın yaşamı kelimesine bakıyoruz. Ben bunu bu şekilde eklerine ayırabilirim. Yaş isim kökü. Yaştan yaşamak olmuş, isimden fiil yapım eki almış, yaşamaktan da yaşam olmuş. Tekrardan sözcük fiilden isme dönmüş. Onun yaşamı dersem buradaki ı nedir arkadaşlar? Bu da iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi birden çok çekim eki değil, birden çok yapım eki almış. Yapım eki aldığı için de basit değil. Bu sözcük nedir arkadaşlar? Türemiş sözcüktür. Bundan dolayı 2 numaralı sözcükte verilen bilgiler yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu partide numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. sözcük birden çok çekim eki almış basit yapılı bir sözcüktür. Kültürlerden kelimesine baktığımızda kültür isim, lar çoğul eki, den ayrılma hal eki. Bakın 2 tane çekim eki almış ve yapım eki almadığı için bu sözcük nedir? Basittir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2. sözcük yapım eki alırken ünlüsü düşmüş, türemiş bir sözcüktür diyor. Benzer kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Benizdir. Bakın iyi ünlüsü düşmüştür. Benizden benzemek olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla hem ünlüsü düşmüş hem de yapım eki aldığı için arkadaşlar sözcük türemiştir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3. sözcük yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik bir fiildir diyor. Yardımcı eylemimiz neydi? Etmek ve olmak sözcükleri. Bakalım fark ettim demiş. Etmek sözcüğü burada yardımcı eylemdir. O yüzden birleşik bir sözcüktür. Fark da isim olduğu için bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 4. sözcük iyelik eki almış basit yapılı bir fiildir diyor. Bulamayacağım derken arkadaşlar bulmak fiil. Buradaki A nedir? Yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Yani e bilmek sözcüğünün olumsuzudur. Bundan dolayı da sözcük basit yapılı değil. Sözcük arkadaşlar nedir? Birleşik yapılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. sözcük bir yapım eki almış, türemiş bir isimdir diyor. Ayırmak fiildir. Ayırmaktan ayrıntı olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bir tane yapım eki aldığını görüyoruz. Sözcük sonuç itibariyle türemiş ve ayrıntı da isim olduğu için E seçeneği de doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 10. soru. Cümlelerden hangisinin yüklemi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Gülümsemek sözcüğüne baktığımızda sözcüğün kökü gülmektir, fiildir. Gülmekten gülümsemek olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Türemiştir. Geçemezdi ifadesinde
Geçmek fiildir. Bakın buradaki e nedir arkadaşlar? Yine yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Bundan dolayı geçemezdi sözcüğü birleşik bir sözcüktür. Suluyordu ifadesinde kelimenin kökü sudur, isimdir. Sudan sulamak olmuş, ünlü daralması var. O yüzden isimden fiil yapım ekidir. Yapım eki aldığı için bu sözcük de yine türemi sözcüktür. Başladılar kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü baştır, isimdir. Baştan başlamak olmuş. Dolayısıyla isimden fiil yapım eki almış. Başladılar sözcüğü de yine yapım eki aldığı için türemi sözcüktür. Başardılar kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü baştır, isimdir. Baştan başarmak olmuş, isimden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük de yine nedir? Türemiştir. Arkadaşlar farklı olanı sormuştu. Geçemezdi sözlüğü birleşik olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır demiş. Yapı dediğinde basit, türemiş, birleşik olup olmadığına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, özlemle kelimesine baktığımızda kelimenin kökü öz, isimdir. Özden özlemek olmuş, isimden fiil yapım eki almış, özlemekten de özlem olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla özlem sözcüğü nedir burada? Türemiş bir sözcüktür. Kucaklamayı sözcüğüne bakacak olursak kelimenin kökü kucaktır, isimdir. Kucaktan kucaklamak, kucaklamaktan da kucaklama olmuş. Yani iki tane yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiş sözcüktür. Koklamayı sözcüğüne bakacak olursak kelimenin kökü kokudur. Koku isimdir. Kokudan koklamak, koklamaktan koklama olmuş. Bu da iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de nedir arkadaşlar? Türemiş sözcüktür. Zorlu kelimesine bakacak olursak zor isim, zordan zorlu olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük de yine türemiş sözcüktür. Kavganın kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü kavgadır, isimdir. Kavganın şuradaki N kaynaştırma harfidir. Buradaki ın eki de arkadaşlar kavganın sonu dersem birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. Bakın bu sözcük yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Farklı olanı sormuştu. 5 numaralı sözcük yapım eki almayıp basit olduğundan dolayı doğru cevabımız da arkadaşlar E seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde türemiş sıfata yer verilmemiştir diyor. İşleyen demir pas tutmaz. Bakın demir isim, nasıl demir? İşleyen demir. İşleyen sözcüğü niteleme sıfatıdır. İş isim kökü. İşten işlemek, işlemekten işleyen olmuş. İki tane yapım eki aldığı için işleyen sözcüğü nedir? Türemiş sıfattır. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Baş isim, nasıl baş? Akılsız baş. Akılsız sözcüğü yine burada niteleme sıfatıdır. Akıl isim köküdür. Akıldan akılsız olmuş. Bir tane yapım eki aldığı için bu da türemiş sıfattır. İşçiler tepelerindeki yakıcı güneşe aldırmıyordu ifadesinde güneş isim, nasıl güneş? Yakıcı güneş. Yakıcı sözcüğü yine burada niteleme sıfatı. Yakmaktan yakıcı olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük de yapım eki almıştır. Bundan dolayı bu da türemiş sıfattır. Okumuş insanların sohbeti güzel olur cümlesinde insan isim, nasıl insan? Okumuş insan. Okumuş sözcüğü niteleme sıfatı. Okumaktan okumuş olmuş sıfat fiil eki almış. Fiilimsiler de yapım ekiydi. Dolayısıyla arkadaşlar bu sözcük de yine türemiş bir sıfattır. Beyaz bulutlar ona huzur veriyordu cümlesinde bulut isim, nasıl bulut? Beyaz bulut. Beyaz sözcüğü niteleme sıfatıdır. Kök halinde olduğu için de arkadaşlar bu nedir? Basit sıfattır. Basit bir sözcüktür. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu birleşik eylemlerden hangisi ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuştur diyor. Alışılagelmek arkadaşlar, bakın alışmak fiil,
egelmek nedir bizim? Kurallı bileşik fiillerimizden sürerlilik fiilidir. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Kurallı birleşik fiildir. Öngörmek dursun, düşüvermek, düşmek fiil, ivermek yine bizim hangi fiilimizde hatırlarsanız tezlik fiilimizdir arkadaşlar. Tezlik fiili de kurallı birleşik fiilin içerisinde yer alır. Bayıla yazmak, bayılmak fiil, e yazmak burada yaklaşma fiilidir. Yaklaşma fiili de kurallı bileşik fiilin içerisinde yer alır. Açmak fiil, e bilmek, yeterlilik fiili, yeterlilik fiili de arkadaşlar kurallı bileşik fiilin içerisinde yer alır. Bakın burada ön isim, görmek fiil. Fiil artı ismin birleşmesiyle öngörmek olmuş. Yani anlamca kaynaşmış, birleşik fiil oluşturmuş. Bize arkadaşlar farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı sözcük, öngörmek sözcüğü anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 14. soruya. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Yaratmak fiil, yaratmaktan yaratıcı olmuş arkadaşlar. Yapım eki aldığı için bu sözcük nedir? Türemiştir. Yazarların ifadesine bakacak olursak yazmak fiil, yazmaktan yazar olmuş, yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de yine nedir? Türemiştir. Nitelikli kelimesine bakacak olursak bakın nitelden nitelik, nitelikten nitelikli olmuş. İki tane yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de türemiştir. Okurun kelimesinde okumak fiildir. Okumaktan okur olmuş. Buradaki R eki de arkadaşlar fiilden isim yapım ekidir. Yapım eki aldığı için bu sözcük de yine türemiş sözcüktür. Çekebilmiş sözcüğünde çekmek fiil. Buradaki ebilmek sözcüğü hatırlarsanız yeterlilik fiilidir. Kurallı bileşik fiiller içerisinde yer alır. Dolayısıyla fiil artı yeterlilik fiili neyi oluşturur? Kurallı birleşik fiili oluşturur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.